Evet değerli izleyenler, şimdi sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gideceğiz. İlk Haber Ajansı muhabiri Mehmet Sait Çelik karşımızda. Sait, son durum ne Bozkurt'ta? Hiç şüphesiz sel felaketi ve heyelanda en fazla etkilenen ilçelerden biriydi Bozkurt ilçesi. En fazla can kayıplarının yaşandığı ilçeydi aynı zamanda. Şu aralar son durum ne Bozkurt'ta? Buyurun. Evet Hadi Bey, son bilgilere göre zaten ülke geneli sel felaketlerinde vefat edenlerin sayısı 77 oldu. Şu anda bulunduğumuz ilçede, yani Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 62 kişi vefat ettiğini biliyoruz, öğrendik. Sinop'ta 14 kişi, Bartın'da da 1 kişi, toplam 77 kişi vefat etti. Şu ana kadar selin en çok etkili olduğu, en çok hasarın ve en çok ölümlerin yaşandığı Bozkurt ilçesindeyiz ve burası yani hayalet şehre dönüşmüş durumda. Çok kötü bir vaziyette. Yani bazı evlerin ikinci katına, hatta bazı yerlerde ikinci katını bile geçen sel izleri var. Birçok yıkım ve birçok ölümün yaşandığı ilçedeyiz. Burada başta AFAD, Kızılay olmak üzere birçok STK, Avrupa Yetimeli, İHO Evrar, Yetimler Vakfı gibi STK'lar burada çalışmalarını yürütüyor. Burada vatandaşlara sıcak yiyecek, içecek sıkıntılarını gideriyorlar. Genel olarak yani ilçede insanlar başka yerlere sevk edilmiş. Şu anda birçok yerde yıkım işleri gerçekleştiriliyor. Arkamızda da gördüğünüz gibi bir öğrenci eviyle, bir öğrenci yurduyla bir evin yıkım işlemleri devam ediyor. Ve ilçenin birçok yerinde yıkım işlemleri sürüyor. Aktaracaklarımız şu anda bu kadar. Varsa soracaklarınız, buyurun. Evet. İfade ederken Kastamonu'da 62 kişi vefat etti. Onların hepsi sanırım Bozkurt'ta, değil mi? Evet, aynen öyle. Bozkurt ilçesi şu an ilçe neredeyse tamamen yani yıkılmış vaziyette. İlçenin birçok yerinde yıkım işlemleri devam ediyor. Yani sel sularının yer yer 2 ve 3 katlı binalara ulaştığını görebiliyoruz. Burada ölü sayısı da şu anda 62, ama kayıplar da mevcut. O kaç yüzden, kayıp var? Kayıp sayısı net olarak şu anda elimizde mevcut bir bilgi yok, ama yani ölülerin artılacağı tahmin ediyoruz. Allah muhafaza etsin, ama sayı yükseleceğini tahmin ediyoruz. Evet. Arama kurtarma çalışmalarından bahsettiniz, yardım çalışmalarından bahsettiniz. Hayat normale döndü diyebilir miyiz Bozkurt'ta? Yok, burada hayat normale dönmesi için yaklaşık bir yani 3-4 günün geçmesi gerektiğini tahmin ediyoruz. Çünkü burada yani birçok bina, ilçenin neredeyse tamamı şu anda hasarlı binalar var ve bazı okulların, hatta az önce bir görüntüyle karşılaştık, bir okulun çatısına sel felaketinin götürdüğü bir otomobil binanın çatısında durmuş durumda. Yani binaların yıkım işlemleri son hız devam ediyor. Tabii burada STK'lar, vakıflar, derneklerin yanı sıra burada hükümetten de, az önce Süleyman Soylu vatandaşların ziyaretindeydi. Hükümetten de bir sürü yetkililer, birçok yetkili buralarda vatandaşların yanında olduklarını gösteriyorlar. Tabii burada en çok sıkıntı, yani barınacak yer şu anda yok. Yani birçok ev girilemez halde ve bu şekilde çalışmalar sürüyor. Birçok yerde yıkım işleri devam ediyor ve birçok yerde de
yıkılması beklenen binalar sırada bekliyor. Evet.